Şimdi efendim 112'ye gelen asılsız ihbarlardan bahsedeceğiz. Bakınız, öyle basit bir konu değil. İnsanların can havliyle aradığı bir merkezden bahsediyoruz. %68'i asılsız çıkıyormuş oraya yapılan müracaatların. Buyurun. Türkiye genelinde hayata geçirilen 112 Acil Çağrı Merkezi projesi birçok kurumu tek çatı altında topladı. Bu kapsamda illerde teknolojiye uygun 112 Acil Çağrı Merkezleri inşa edildi. İrtibat numarasını veriyorum. Evet. 2021 Haziran ayı itibarıyla 81 ilde yaygınlaştırıldı. Kurumlar arasında koordinasyon ve işbirliği sağlandı. Ancak asılsız ihbarlarda bu merkezin bir gerçeği. Ortaya çıkan veriler çok çarpıcı ve bir o kadar da üzüntü verici. Öyle ki 112 acil çağrı merkezlerine 2021 yılı içerisinde 104 milyon 600 bin çağrı geldi. Ancak bu çağrıların 71 milyonu, bir başka ifadeyle %68'i asılsız çıktı. Acil çağrı merkezi? Alo, buyurun. 112 acil çağrı merkezini aradınız. Acil bir durum mu var? Sesimi duyabiliyor musunuz? Bir asılsız çağrı daha. Tekrar dönüş yapmam gerekiyor. Tekrar geri mi arıyorsunuz tabii, siz şimdi? Tabii. Herhangi bir olumsuz bir durum oluşmuş olabilir. Onun için bizim tekrar dönmemiz gerekir. Birkaç defa arayan şahsa ulaşmamız gerekiyor. Yani hepsini de gereksiz bir çağrı gibi kabullenmiyoruz. Mutlaka dönüş sağlıyoruz. Hep o anda konuşamıyordu. Kesinlikle şüpheli bir durum oluşmuş olabilir. Alo, yanlışlıkla mı aradınız? Tamam, biraz daha dikkat edelim, olur mu? Ha, iyi günler. Yanlışlıkla çocuğun eline vermişler telefonu. 112 acil çağrı merkezlerini gereksiz yere arayanlara veya meşgul edenlere kabahatler kanununa göre işlem yapılıyor. Aynı zamanda da suç duyurusunda bulunuyor. Ancak bu da yeterli gelmiyor. Gereksiz arayan ya da işte yanlış yere arayan kişileri kara listeye çok uzun süre tutamıyoruz. Neden? Çünkü onun da bir aciliyeti olabilir. Biz bunları savcılığa duyuruyoruz, bildiriyoruz. Savcılık da gerekli ceza işlemleri yapıyor. Türkiye genelindeki 112 acil çağrı merkezlerinde yaklaşık 11.500 personel 7/24 esasına göre çalışıyor ve onların tek bir isteği var. Asılsız ve gereksiz çağrı yapılmaması. Acil çağrı merkezi aradınız. Acil bir durum mu var?